Adayı olabilir mi acaba diye çünkü Ümit Özal'la bir görüşmesi olmuş, genel evet. merkeze gitmişti. Sonra sizin yazdıklarınızı biraz okuduk, biraz ben sıkıştırmaya çalıştım, hiç renk vermemeye çalıştı ama bir niyet var gibi görünüyor bilmiyorum yani ya da ben öyle niyet okuması yapmış olabilirim. Böyle Şimdi... bir şey olursa ne olur? İyi Parti'ye yönelik bir işbirliği teklifi vardı, yani randevu evet almadı, olmadı vesaire Ama işte taban ne yapar böyle bir durumda? Türk milliyetçileri e, mutlu değiller ve temsil edildiklerini düşünmüyorlar. <laughs> 2017 yılındaki başkanlık referandumu ile birlikte MHP'nin e, kendini konumlandırdığı yer birçok Türk milliyetçisini huzursuz etti ve doğal olarak bir İyi Parti <laughs> gerçeği karşımıza çıktı. İyi Parti gerçeği karşımıza çıkarken bazı unsurlar üzerine oturdu İyi Parti e, lider karakterleri ve belli söylemler. Lider karakterlerinden kastımız kimdir? Koray Aydın'dır, Musavvat Dervişoğlu'dur, Meral Akşener'in kendisidir ve tabii ki Ümit Özdağ'dır. Bu dört isim İyi Parti'nin kuruluşundaki çok temel model temsiller oldu. Bu isimlerden Musavvat Dervişoğlu ve Koray Aydın Devlet Bahçeli döneminde MHP Genel Başkanlık kürsüsüne çıkmayı başaran çok ender isimlerden ikisidir. Yani e, Milliyetçi Hareket Partisi'nin kongre salonuna girmek e, Sayın Bahçeli'nin karşısına aday çıkabilmek ve kürsüde konuşma yapabilmek e, çok kolay hadiseler değildir. Hmm. E, Musavat Dervişoğlu ve Koray Aydın bu iki isim bunu başarmış olan isimlerdi. Azmi Kara Mahmutoğlu ise bu kürsüyü 97'de <laughs> devirmişti. <değerlisiyordu. gülüyor> Azmi Bey'e ben yayına bitirirken son olarak sordum. İllegaliteye evet. geçiyoruz evet. diye de Son olarak sordum dedim ki aynen şöyle ama bir niyet de var gibi görünüyor öyle mi dedim teşekkür ederim dedi. Tamam daha üstünüze gelmeyeyim kürsüyü vereceksiniz yoksa dedim yani. Bu onun üzerinde ee, bir ee, anı olarak ...kalmanın ötesinde... Evet. ...aynı zamanda bir yafta oldu... Evet. ...ve bu kürsü devirme... ...illegalite, kongrelerde çıkan olaylar... ...hangi partide olursa olsun... ...bütün referans ve atif... <laughs> atif ...Azmi Karamamutoğlu'nun oldu. Şimdi Kaç yaşındaydı o zaman? Azmi Karamamutoğlu o, o zaman, 32, zaman... ...32 olması lazım. Ee, ya 31 veya 32 yaşındaydı. Ee, ülke Ocak Başkanı'ydı değil mi? Ülke, ülke Ocak Başkanı'ydı. Başkanı. başkanı. Evet. Şimdi... ...bu örneklemi niye verdim... Ee, Orada bu isimlerin tamamı lider karakterli ve kanaat önderi olmuş, toplumu yönlendirmiş figür isimler, ikonik isimler. Ki bu ikonik isimlerden en önemlilerinden bir tanesi Azmi Karavamıdoğlu. Yaşı yetişenler hatırlar. Ee, özellikle şu anda nasıl söyleyelim 40 yaş ve üzeri olan, 40 yaş ve üzeri olan ve kendisini Türk milliyetçisi olarak kabul eden e, isimlerin tamamı Siyasete de ilgi duyan isimlerin birçoğu <laughs> e, Azmi Karamamutoğlu ismini 90'lı yıllarda çok ikonik bir figür olarak hatırlar. Yani Kıbrıs'a yaptıkları çok müthiş bir eylem vardır. O e, bayrak direğinde işte Türk bayrağının indirilmesiyle az, özellikle karşımıza çıkan. O siyaset meydanı programlarında e, yine ortaya koymuş olduğu performans. Eylemlerde ve söylemlerde hatta şöyle söyleyeyim ben size ben o zaman ülke ocaklarına ee, devam eden bir lise öğrencisiydim. Ee, Azmi Karahamitolu döneminde ülke ocaklarının binalarında oturmaya yer bulamazdınız. O kadar fazla insan gelirdi ki, öyle bir popülerliği vardı ki, yani bir pop star Tarkan neyse siyasetin e, starı o zaman Azmi Karahamitolu'ydu. Eğer o zaman 97 kongresindeki o olaylar bu şekilde cereyan etmeseydi hmm. e, MHP Tarif Genel Başkanlığı'nın da en önemli namzetlerinden biriydi. Şimdi böyle bir isim tabii ki yıllar birçok şeyi değiştirdi. Yaşananlar, sonuçlar, siyaset her şeyi farklı değerlendirmemize sebep oldu. Ve geldiğimiz 2023 yılı itibariyle Türk milliyetçilerin uhdesinde bir boşluk meydana geldi. Yani İyi Parti'nin bu beklentileri karşılayamaması ki saatlerce konuştuk daha önce de konuştuk ve zafer partisinin bir oradan çıkış o modellerden biri de Ümit Özdağ'ydı. ve o kendine bir yol çizmesi ve kendini post bir e, milliyetçilik anlamına yüklemesi işte atatürkçülüğe yeniden dönüş Türk milliyetçinin kayıtsız savunulması şunlar oy vermesin istemiyorum bunlar oy vermesin şunun oyunu istemiyorum diye teşkilatsız ABD modeli, ABD başkanlık modeli tarzı bir Twitter hesabından, bir arabadan, bir mobil ekipten bir buçuk milyona yakın oy aldı. 6 ayda Zafer Partisi. Ve burada sığınmacı konusundaki... Tabii doktrini burası. vesairesi. Şimdi <laughs> e, bu 90'lı yıllardan hayatımıza giren, e, biraz önce de e, çizgilerini belirlemiş olduğum Sayın Karamahmutoğlu'nun insanların gözünde bir türlü... E, ...istediği yere gelmesi lazımdı. İşte bunu orada görmek istiyoruz, şuraya layık görüyoruz... ...gibi söylemlerle hep karşılaşmıştır. Ve artık sanki e, İngilizlerin dediği gibi... ...now is the time, zamanı gelmedi mi, şimdi değil mi artık... ...böyle bir de imkan çıktı. Hadi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı aday ol... ...işte peşinden gidelim, oy verelim vesaire. Çok ciddi bir teveccühle karşılaştığını ben görüyorum. E, hülasa ben eğer... İYİ Parti'nin Özdağ'ın randevusuna hala cevap vermediğini gördüğümüz bu durumda, ittifakla beraber olunmadığı bu durumda Zafer Partisi kendisi yol çekecekse, şunu net ifade edebilirim ki e, Azmi Karamamutoğlu'nun adaylığı İstanbul'da Türk milliyetçilerini konsülde eder ve bunlar tepki oylarını ki Ekrem İmamoğlu'na oy vermeyi düşünmeyen yüz binlerce insan var ki bunlardan bir tanesi benim mesela. Bunun gibi birçok insanı e, Azmi Karamamutoğlu etrafında birleştirir. Sinan Ogan'ın e, seçim başarısı anlamında yaptığının bir benzerini ki daha sonraki eylem ve söylemleriyle asla mukayese bile edilmez. Çünkü e, Azmi Karamamutoğlu'nun e, Türk milliyetçiliği anlayışıyla, Sayın Sinan Ogan'ın Türk milliyetçiliği anlayışını aynı cümlede nispilendirmek e, çok doğru olmaz. E, onun temsil ettiği noktada İstanbul'da ve Türkiye'de dengeleri değiştirip tekrar bazı şeylerin konuşulmasına sebep olur diye düşünüyorum ben. Hocam Afşin Bey kadar evet. verecek durumda değiliz. Tabii bu durumun Ekrem İmamoğlu'na evet. etkisi belki. Yani, yani şöyle bir şey tabii. E, belki az... MHP'den de oy alabilme Kesinlikle. Durum, oy ben hatta var, şöyle bir tweet attım. Ya. Çok da paylaşıldı. Artık bizim önümüzde başka bir seçenek bırakmıyorlar. Ekrem İmamoğlu CHP'nin Trabzonlusu. Selçuk Bayraktar aday <laughs> yapılırsa AK Parti'nin Trabzonlusu. Azmi Karamamutoğlu aday yapılırsa Zafer Partisi'nin Trabzonlusu. Türkiye'de herkese uygun bir Trabzonlu var. Ben Azmi abi'yi tercih ediyorum. Trabzon <laughs> lobisi.